be manyak. Hemen konuşmamız lazım. Sebep? Sen evi görürsün şimdi. Çok mühim bir şey oldu. Çabuk gel. Vurdu be. Ulan niye ne numaralar çeviriyor bu sahtekar hep? Bana bak. Gel buraya. Fırında kalp. Ne oldu yine? Neyin peşindesin? Çok fena bir şey oldu. Ne oldu? Az önce mahalleye iki tane turist geldi. Daha önce kazık attıklarındandır. İnşallah başına ekşimeye gelmişlerdir. Asıl senin başına ekşimeye gelmişler. Benim başım? Benim başıma ne ekşecekler be? Tanrım benim ne işim olur Allah'ın turistiyle? Turist çocuklardan bir tanesi babasını arıyormuş. Babası? Ne arasın? Niye anlatıyorsun bana? Ben miyim sanki babası? Sensin. Ben? Ben? Evet sen. Ya, arayıp ne dolaplar çeviriyorsun lan sen yine? Hep dolaplar çevireceğim be. Kendi gözlerimde gördüm. Ne gördün? Oğlum. Bana bak. Yine bir halkları karıştırdın. Benim üzerime atmaya çalışıyorsun değil mi? Arif. Ben Nuriye'den başkasına uçkur çözmedim. Ne bakıyorsun? Çözdüğümü gördün mü? Çözmedim. Çözmemişimdir. Çözemem. Çözmüş. Çözmüş müdür mü? Çözmüşümdürdü. Lan hatırlasana. Yıllar evvel Bodrum'a dükkan bakmaya diye gittiydik ya. Çözmedin mi orada? O zaman. Bir dakika ya. Bir dakika. Bu çocuğun benden olduğu ne malum? Ya sendense? Senden. Çocuk gösterdi. Aha bu babam dedi. Ne gösterdi? Nasıl gösterdi? Oğlanın elinde fotoğraf vardı. Fotoğraf. Ne fotoğrafı oğlum? Ha, ne fotoğrafı? Aldım elinden işte. Aha bu fotoğraf. Yıllar önce beraber çektirdiğimiz fotoğraf. Çocuk bu fotoğrafla mahallenin içinde dolanıyordu. Fotoğrafı aldım elinden. Çocuğu da def ettim. Merak etme. Bu benim ya lan. Ya. Bu da sensin. Evet. Saçlara bak. Şu halimize bak ya. Ya. Gençtik işte o zaman oğlum. Arif. Oğlum yıllar önce biz bu fotoğrafları yakmamış mıydık? Evet. Bana bak lan. Yıllar sonra bana şantaj yapmak için bu fotoğrafı sakladın mı sen ha? Aşağılık herif sakladın mı bunu? Ne saklayacağım? Beraber yaktıydık ya hatırlamıyor musun? Evet. Eğer bu fotoğrafları Nuriye görsün, vallahi billahi Veys'in yüzünü hayatta göstermez bana. Hacer de bana Suzan'ı mı göstermez? Göstermez. Al, al yakta kurtulalım. Hadi be, şaka yapıyorsun. Oğlum bu fotoğraftan 4 tane vardı. İkisi bizde, ikisi de kızlarda. Evet. Bizdekileri biz yaktıysak. Yaktık. Bu fotoğrafı oğlan anasından almış. Peki şimdi bu fotoğrafı senden geri almak için mahalleye gelecek yine. O zaman ne yap edeceğiz? Anam doğru. Yok derim, kim derim. Düşürmüşsün derim. Yani bende yok derim. Ya sen beni tezgaha getiriyorsun. Ulan senin eline beni mahvedecek bir fotoğraf geçecek. Sen beni kurtarmak için oğlanı mahalleden göndereceksin öyle mi? Yutmadım. Yalan oldu buradan belli. Hadi. Vay be. Kusura bakma işte kandıramadık seni Zekeriya Bey. Ulan Zekeriya. Geri Zekeriya. Kıt Zekeriya. Şu fotoğrafa bir daha bak. Bir daha bak. Bak fotoğrafa. Kim var burada? Kaç kişi var? 4 kişi. Bu 4 kişiden bir tanesi de benim. Ne durumdayım fotoğrafta? Sarmaş dolaş. Bu fotoğraf bir oğlan tarafından bizim mahallede gezdiriliyor. Bu fotoğraf Hacer'in eline geçerse Hacer ne yapar? Derini yüzer. Çiğ çiğ yer beni. Yani senin kıçını kurtarmak diye bir derdim yok benim. Hevesim de yok. Ucu bana dokunuyor. Anlasana kıp şekeri ya. Arif oğlum bir şey söylesene bir cevap ver. Ne yapacağız diyorum sana. Ya dur bir düşünüyorum ya. Ne yapacağız bilmiyorum dur.
Bu çocuklar bu mahalleye gelmemeli. Tamam. Bu çocuklar mahalleye gelmeden önce bizim bu çocuklara ulaşmamız lazım. Onu biliyoruz. Nereden geldi bunlar yıllar sonra başımıza ya? Nereden geldi ya? Nereden geldi acaba? Nuriye'm duyarsa beni mahveder. Ben biterim, ben ölürüm, ben mahvolurum ya. Nuriye'm. Nuriye'm diyor ya. Ya ben... Nuriye'm. Hacer duysa ne yapar beni biliyor musun? Hem evden hem dükkandan atar. Allah korusun sokakta kalırım. Bittim ben, bittim, bittim. Ya biz bitmedik ha tabii. Bittim. Allah Allah. Bittim ben, bittim ya, bittim ya. Nuriye'm duyarsa ben oğlum, biterim ya. Oğlum ne var bu kadar döndük ya? Tamam. Kalk kalk hadi. Hadi bu kadar şey yapma ya. Sen tamam bir şey yok bir şey yok. Topla kendini. Sen bana bırak. Ben bir çaresini düşüneceğim. Tamam. Hadi. Bu kadar şey yapma ya. Şimdi mahalleye hiçbir şey olmamış gibi gidelim. Her hayat normalmiş gibi mahalleye dönüyoruz. Bitti ben harim. Bitti. Tamam fotoğraf öncesinde dönüyoruz mahalleye. Biterim harim. Biterim. Biterim ben. Uçkurumu düşürmedim düşürmedim. Bir halt ettin hadi bakalım. Çözmedim oğlum ben. Çözmedim. Ha, çözmeden nasıl oldu bu çocuk? Ne bileyim ya. Sarılacağım. Bana bırak her şeyi. Tamam. Lan. Kaç kaç kaç. Ne oldu lan? Kart. Harif. Nasıl geldi bunlar geri? Kim? Çocuklar mı geldi? Harif. Harif hangisi benim oğlum? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gidip boynuna mı sarılacaksın evladım diye? Yok be. Merak ettim. Harif. Biz öldük. Biz bittik. Bir dur sakin ol. Bir şey olduğu yok. Seni tanımıyorlar ki sana ne oluyor? Sen git dükkanına rahatla. Tamam. Ben de şuradan arkadan dükkana girerim. Söylerim bizim reisiye. Sepetler bunlar. Tamam. Merhaba. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Babacığım, ne yapıyorsun mutfakta? Kim o yanındakiler, damat? Hiç sorma babacığım, hiç sorma, hiç sor... Anlatayım. Şerefsizin biri bu tür işleri kandırmaya kalkışmış. Arnavutköy diye başka bir mahalleye göndermiş bunları. Yahu çocuklar buraya arıyor, bu it başka bir mahalleye gönderiyor. Yavşağa bak ya. Turist bizim veli nimetimiz değil mi baba? Neyse ki bana rastladılar. Ben de tuttum kollarından aldım, buraya getirdim. Birer de çorba verdim. İyi bok yedi. Efendim babacığım? İşine bak. İşine bak. Bakayım baba. Veysi. İçki Veysi. Boynun altında kalsın Veysi. Dilin ensenden çekilsin emeğe. Çaylar müessesine. Harim. Harim. Hangisi benim oğlum? Kısa boylu kıvırcık esmer var ya o. Bana da bayağı benziyor. Aynı sen. Arif ne yapacağız şimdi? Öldüm ben. Arif ne yapıyoruz şimdi? Öldüm ben. Biz ne yapacağız? Buldum. Vallahi buldum. Öldün sen. Hemen gidip mezarlığa kendine bir mezar taşı yaptırıyorsun kendi adına. Yok artık. Bu mu olduğun çare? Öldün diyorsun resmen yani. Oğlum bir dakika bir dur. Hemen karıştırma ya. Git mezarlıkta girişteki mezarlardan birisinin üzerine o mezar taşını koydur. Alttaki bir şey mezar taşı gözükmesin. Büyükçe olsun böyle. Ben de bu ikisini alıp hemen geliyorum. Öldüm yani. Ama çözüm bulduk işte. Tamam.
Senin gibi sahtekar bir arkadaşım olduğu için gurur duyuyorum. Sağ ol. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben tarafımızı kurtarmak için neler yapıyorum? Şu söylediğin laflara bak sahtekar falan diye. Git bir an önce şu mezar taşını yaptır ya. Tamam. Eline yüzüne bulaştırma hadi. Tamam. Ben de ikisini alıp geliyorum hemen. Tamam. Ben daha yani bir şey buluyorum burada adam. Lan ben olmasam kim kurtaracak bizi? Hadi. Kişi benim papa, yani babam de. Ne babası lan? Tabiniyim baba. Ne diyorsun sen be? Yani babamın gayrimeşru çocukları mı vardı? Bana bakın lan. Zaten burada miras yüzünden bütün aile birbirine girdi. Ben başka mirasçı istemiyorum. Arif ne yapacağız? Arif ne yapacağız? Ne yapacağız? Hay senin bulduğun mezara ben geri zekeriyim. Evet bir kısmetsizlik oldu. Ama ben ne bileyim onun mafya babasının mezar olduğunu üzerinde yazmıyor ya. Arif çocukları orada bıraktık. Sen bırak gibersinler biz de kurtuluruz işte. Tohumla para mı saydın? Ya canım saymadım ama yani ayıp oldu gençlere orada bıraktık. Sen kal o zaman evladım ben. Lan gel buraya lan. Herkes işinin başında dönsün. Hiç biz böyle bir olay yaşamadık. Oldu bitti tamam mı? Lan! Lan kaç! Ne oluyor be? Kaç. Ne oldu? Lan ne ara bunlar bizden evvel geldiler buraya? Yandık bittik. Tabii oğlum onlar genç. Biz kıçımızı kaldırana kadar gelmişler baksana. Lan var ya o Kavi. Fotoğrafı Hacer'e gösterirse işte o bittiğimizin resmi. Yanarız o zaman yanarız. Yandık ki ne yandık? Babanın mezarı bulduk ama o mezar benim babanın mezar değil çıktı. Bak görüyor musun? Peki oğlum yok mu senin babanın bir fotoğrafı bir şeyi? Kimmiş senin baban? Fotoğraf yok. Var foto var. Şuradan kaçtılar böyle gittiler. Tamam. Ya camı da yeni taktırmıştık ya. Tamam neyse boş ver. Neyse Hacer sen al da bir sürüver şuraların. Tamam ben hallederim. Canı gelecek mala gelsin boş ver. Bağırma deli gibi sokak ortasında gir içeri hadi. Tamam hadi neyse. Evet gençler bütün çabalarımıza rağmen babanı bulamadık ya. Yapacak bir şey yok. Adamın ne izi ne tozu belli. Denedik her şeyi yaptık ama mezarını bile bulamadık. Hadi bakalım. Böyle olması gerekiyormuş. Takdir-i ilahiymiş. Siz bilmezsiniz takdir-i ilahi. Fazla şey yapmayalım. Yani böyle zorlamayalım kaderi. Buysa bu. Yok. Yani ne olacak? Bunca zamandır oğlum sana babalık yapmamış hırta bozu bulsan ne olacak bu saatten? Değil mi? Belki bir işe yaramayacak. Belki de hayal kırıklığına uğrayacaksın. Bu mu babam diyeceksin? Bu mu? Baba dediğim, aradığım adam bu mu diyeceksin? Bence böyle şeylere hiç gerek yok. Gelmişken gezin İstanbul'u doya doya. Bir hevesinizi alın. Bak çok güzel yerlerimiz var. Vallahi bak. Bir tadını çıkarın. Yani bir daha gelme fırsatınız olmaz. Göremeyebilirsiniz. Gezin, tozun. Ondan sonra dönün memleketlerinize. Bence şey yapmayalım. Burada bırakalım. Elimizden geleni yaptık. Olmuyorsa olmuyor diyelim. Hadi güle gitsin. Çok da memnun olduk yani. Hadi. Tamam canım hadi.
Çok güzel, sağ ol. Sağ ol. Cam kırılmış şey olmuş. Şey. Bak kırdık, camın da kırıldı. Dükkan da gitti. Hadi güle güle, İtalya'ya selamlar. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.